Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Adnan Menderes Üniversitesi tarafından gelen yeni atama hakkında sizlere bilgi vereceğim. Herhangi bir şekilde mülakat olmayacaktır. KPSS en az 50 puanla başvurunuzu yapabilirsiniz. Lise, ön lisans, lisans için ayrılmış olan pozisyonlar mevcuttur. Hangisi size uygunsa başvurunuzu yapın. Uygun değilse de lütfen diğer tüm memur atamasından, ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmesin. Zaten önemli kısımların hepsini derleyip toplayıp yazı haline getireceğim. Ve onun linkini de yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahat bir şekilde ulaşım sağlayacağınızı belirtmek isterim. Pekala bunların haricinde sizler nerelere başvuru yapabilirsiniz? Veya bunun dışında genel şartlar nelerdir? Hepsini tek tek aktarmış olayım sizlere. Genel şartlarında 657 sayılı devlet memuru kanununa uygulamanız lazım. İran'ın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmanız lazım veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Sertifika veya deneyim sahibi isteyen yerlerde bunu sunmuş olmanız gerektiğini yazmış durumda. Hani hepsinde sertifika veya deneyim istemiyor ama istemiş olduğu pozisyonlarda bunu kanıtlamak zorunda olduğunuzu unutmayın lütfen. Bunun haricinde demiş olduğum gibi 2022 KPSS'de en az 50 puana sahip olmanız lazım. Lise, ön lisans, lisans fark etmiyor. Bunlar da sizin 50 puana sahip olması gerektiğini yazmış durumda. Şimdi canınızı sıkan bir diğer bir tarafta başvuru yeri şekli tarihi hakkında bilgi verecek olursak da arkadaşlar başvurular bugün başladı zaten. 3 Şubat'a kadar vaktiniz vardır ama başvurular maalesef online yapılmıyor veya posta ile yapılmıyor. Sizlerin şahsen başvuru yapmanız gerekiyor. Eğer şahsen başvuru yapamayacaksanız yine başka bir çözüm yolu bulmuşlar arkadaşlar. Sizin herhangi bir tanıdığı varsa Aydın'da yine vekaletinizi ona vererek o sizin yerinize başvurunuzu yapabilir. Bir arkadaşınız, bir tanıdığınız varsa o sizin yerinize başvurunuzu yapabileceğinizi yazmış durumda arkadaşlar. Keşke online başvuru açılmış olsaydı. Pekala hangi dallar atama olacak? Hızlıca bilgileri aktaracağım. Diğer işte genel şartlar, özel şartlar veya sertifika, deneyim şartlarını size rahat bir şekilde okuyabilirsiniz tek tek arkadaşlarım. Pekala beslenme ve diyetik düzeyinde atama mevcuttur lisans mezunları. Hemşirelik lisans mezunu ataması olacak en büyük payı burası kapmış durumda arkadaşlar. Hem diğerlerinde de hemşire lisans mezunları var ama özel şartları var olduğunu unutmayınız. Lise mezunları acil tıp dengeselini düzeyinde yine atamalar mevcuttur. Veya kimya bölümü lisans mezunu veya tıbbi laboratuvar ön lisans mezunu, tıbbi dokumentasyon ön lisans mezunu veya yine tıbbi dokumentasyon ön lisans mezunu olmakla beraber farklı sertifikalar da istemiş olduğunu belirtmek istiyorum. Bazılarında var bazılarında yok tıbbi laboratuvar teknikeri, ameliyathane, ameliyathane ile ön lisans mezunu başvurusunu yapabilir. İlk ve acil yardım bölümü ön lisans mezunu, yine ilk ve acil yardım bölümü ön lisans mezunu, tıbbi görüntülenme, yine arkeoloji lisans mezunları, çocuk gelişimi lisans mezunları, konaklama işletmeciliği lisans mezunları, bankacılık ve sigortacılık bölümü ön lisans mezunları, Korumaya güvenlik görevlisi lisans mezunu başvurusunu yapabilir fakat en az 7 yıl bir deneyim istiyor arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyin. Korumaya güvenlik görevlisi ön lisans mezunu da başvuru yapabilir. Ama yine en az 1. 75 puanı olması gerektiğini yazmış durumda. Liseler de başvurusunu yapabilir. Ama yine 1. 75 puanı olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Destek personeli iç ve dış mekan temizliğinde kadın adaylar başvurusunu yapabilir. Herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. Burada herhangi bir özel şart yoktur. Diğer destek personelinde ise motorlu araçlar, haberleşme, elektrik veya işte büro işçisi hastanelerde çalıştırılmak üzere en az 2 yıl deneyim istiyor arkadaşlar. Veya bunların haricinde farklı düzeyde atamalar mevcuttur. Mesela buradan kamu kurumuna bağlı olarak çalışmak üzere farklı yerlerde yine sertifikanız varsa başvurunuzu yapabileceğiniz destek personeli alanları mevcuttur. Ön lisanslar da başvurusunu yapabilir fakat bunun için de bir deneyim bir sertifika sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Gerçekten bu deneyimler ve sertifikalar can yakıyor can sıkıyor. Umarım daha farklı ilanlar daha güzel atamalar karşımıza çıkar diye umut ediyorum arkadaşlar. Destek personeli lisans mezuna da başvurusunu yapabilir ama bu kez bahçe bitkileri bölümü lisans mezun olmak istiyor. Veya işte lisans mezunu olmakla beraber kamu kurumuna bağlı yerlerde en az 3 yıllık bir deneyim istemiş olduğunu yazmış durumda arkadaşlar. Veya meyve sebze yetiştiriciliği. Veya farklı yerlerde yine farklı maalesef deneyim ve sertifika şartını istemiş olduğunu lütfen unutmayınız arkadaşlarım. Es bu gibi önemli kısımları zaten yine yorum kısmına sabitleyeceğim link üzerinden rahat bir şekilde bu sayfalara erişim sağlayacaksınız. Uygunsa başvurunuzu yapın. Uygun değilse de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bayımlara karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.